Bak, haddime düşmez ama sen çok üzülüyorsun. Neye üzüldüğünü de bilmiyorum. Ama sanki biraz acele verilmiş bir karar. Ne olur kızma bak, içimden geçeni söylüyorum. Defne'nin bir babaya ihtiyacı var. Doğru. Ama Defne'nin babası ölmedi ki. Ben Kartal'a güveniyorum. O benim kızımı asla yarım bırakmayacak. Peki sen? Sen yarım kalmayacak mısın Türkan? Ben yıllardır yarım yaşıyorum Ayla. Somer'in kalbimde bıraktığı boşluk hiçbir zaman da olmayacak. Unuttum bitti demek sadece boş bir teselliymiş. Bitmiyormuş. Unutamıyormuş insan. Unutamıyorum. Ne öfkemi, ne sevgimi susturabiliyorum. Geçmişe sırtını dönüp yeni bir yola başlamak o kadar zormuş ki. Evlenme o zaman Türkan. Gitme o nikaha. Kendine neden bu eziyeti çektiriyorsun? Tamam, Kartal Bey çok iyi bir adam ama... senin yüreğin hala Somer Bey için çırpınıyor. Neyse tamam, kapatalım bu konuyu artık. Ama hakikat bu. Yüreğini susturamazsın Türkan. Vardır onun bildiği. Bak, Rüçhan Hanım yıllar sonra sofrasını açtı size. Ne güzel, bütün aile bir araya geleceksiniz. Git oraya Türkan. Git. Belki yepyeni bir başlangıç olur sizin için. Hoş geldiniz. El sallayın. Hoş geldiniz. Merhaba. Gülümsüyoruz kameraya. Çok güzel. Evet. Merhaba dönüş. Bugün hepimiz için bir milat olabilir. Yaşayacağımız güzel günlerin başlangıcı olabilir. İleride sağlığına kavuştuğunda, hayatın aşkıyla tanıştığında, çocuklarınla birlikte izleyebileceğin bir kayıt olacak bu abicim. Kim bilir? Belki de Türkan ablan da bugün gelirse laf aramızda benim de miladım olabilir. Türkan gerçekten bugün buraya gelirse kafamdaki bütün sorulardan, bütün kuşkulardan arınacağım. Beni hala sevdiğine inanacağım. Belki de yeniden başlayacağız. Kim bilir? Oo, kimler gelmiş? Hoş geldiniz. Sadık Bey, lütfen oturun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin oğlum. Babam. Dedesi, hoş geldin. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Siz şöyle oturun çocuklar. Nezahat Hanım, ne güzel mezeler hazırlamışsınız öyle. Afiyet olsun.